Herkese merhaba, bugün Cyberpunk nedir'i konuşacağız. Cyberpunk 2077 değil, buna dikkat çekelim. Ee, siber Salı diye konuşuyorduk. İlk Cyberpunk 2077'nin çıkışı öncesi birazcık size e, bilgilendirme yapıyordum. Bu hafta çok fazla bilgi gelmedi. Sadece oyundan çıkartılmış bazı şeyler hakkında, mesela duvarda yürüme, veya işte modifiyenin niye çıkartıldığı araç modifiyesinin gibi şeylerden biraz bahsetmişler. bunlar anladığım kadarıyla oyunun da devamında sorun çıkartıyordu. Sonuçta seviye tasarımında falan duvarda yürüyerek birçok yerden geçilebiliyordur belki hani onun gibi. Zaten 2018'de çıkmış bir trailer da gözüküyordu bu. İki sene geçmiş yani. E, tabii ki değişiklikler olabilir. Ama e, şunun garantisini verdi çok kısa olmayacak oyun. Hatta süre vermeme sebepleri şuymuş. Witcher'ı onlar 100 saat olarak düşünmüş. Witcher 3 oyununu. Ama mesela insanlar genelde 180 saatte bitirmiş. Yani e, Aslında e, oyunu yapan kişiler Zaman vermekte biraz zorlandığı için Şu anda söylemek istemiyorlar çünkü Gerçekten çok uzun sürebilecek bir oyun. Neyse Cyberpunk 2077 ile ilgili bu haftanın mevzuları bu kadar. Gelelim Cyberpunk genel olarak nedir? Şimdi Cyberpunk bir tür. Ne türü? İşte edebiyat diyebilirsiniz. Film vesaire türü diyebilirsiniz. Ee, ne derseniz deyin. Bir alt tür. Bilim kurgunun altı. Peki şimdi niye bilim kurgunun alt dalları bu kadar fazla var ki bu bilim kurgunun 3-6 bile diye düşünebiliriz. Çünkü mesela... Siber işte veya teknolojiyle ilgili birçok film var ama punk hali bu. Neden punk? Bunlara geleceğiz ama öncelikle ben size tarihi bir filmden 1902 yılında çekilmiş, bildiğimiz anlamda filmlerin gelişimini sağlamış, Jules Verne'in Ay'a Yolculuk kitabından esinlenilmiş olan ki Jules Verne her zaman ben e, söylerim yani okuyun okumadıysanız öğrenin diye 1800'lerde adam uzaya yolculuk vesaireyi düşünüyor. Bilim kurgunun atası diyebiliriz. Kendisinin kitaplarından esinlenilerek bir film çekiyorlar 1902'de hikaye anlatımı var, özel efektler var. işte şu an gördüğünüz sahnede yani e, makyaj vesaire ve bu bilim kurgunun doğuşu veya filmlerin genel olarak doğuşu bile denebilir. İlk film bile diyebilirsiniz. Yani inanılmaz bir devrim yaratıyor ve insanların çok hoşuna gidiyor. Bilim kurgunun bu kadar çok türü olma sebebi de bu. Çünkü filmlerde aranan şey genelde şu. Biz gelecekte ne yapacağız? Mesela 2001 filmi bugün insanlar çok sıkıcı olduğunu düşünüyor ama onu Çıktığı zamanlar izleseniz vay uzaydı aa yer çekimi yok. İşte mesela bazı şeyler bile var içinde. Mesela tablet var adamın elinde ama o zamanlar internet mantığı yok ya tablet günlük çıkıyor. Yani bir yerde o içine bilgiler atılıyor gazete gibi. Sonra tekrar çöp gibi bir şeye atıyor. O tablet işte değiştiriliyor. Yani hareketli resimler olan bir Gazete mantığı. Halbuki günümüzde o çok farklı evrimleşti ama kullanıyor muyuz, kullanıyoruz. Yani e, filmlerin kitaplar var, her zaman var, kitaplarda bu var ama kitapları okuyup onu canlandırmak birçok insana zor geliyor ki yapılmalı bence ama filmlerde birisi onları görselleştirdiği zaman insanlar bayılıyor ve cyberpunk'ta, bu süreçte devam eden bir kitap olarak çıkıyor. İlk başta bunun adını koyan kişi Bruce Betke. Cyberpunk isimli bir öykü yazıyor. Ama bunun öncesinde Cyberpunk teması var. Yani Cyberpunk temasını birçok kişi oluşturmuş ama ismini bu arkadaş veriyor. Daha sonraki örnekler özellikle Blade Runner serisi. Harrison Ford filminde de oynuyor. Bu adam Philip K. Dick çok önemli birisi. William Gibson New Romancer kitabıyla çok iyi. Matrix filmine de ilham kaynağı oluyor. Bakın zaten kitabın kapakları da böyle janjanlı, ışıklı mışıklı. Bu adam da baya iyi. Böyle bilgisayar kafana bir şey bağlıyorsun, geziyorsun, tozuyorsun sokakta falan filan. Ve en sonunda bu seneye kadar da çok fazla detaylı gelmese de birkaç uyum vardı ama Cyberpunk Witcher'ın da getirdiği ünle çok gündeme geldi ama mesela Cyberpunk örneği olması açısından size güzel bir mesela Shadowrun burada gösterebilirim. Göreceksiniz mesela neon ışıklar ama etraf biraz kötü, karanlık. Bunları anlatacağız niye böyle. Böyle birçok e, teması var. Neon ışıklar çok yaygındır. İşte e, değişik ee, şeyler bakın ortalığın hali mesela teknoloji her yere girmiş Evlerin içi teknolojik aletlerle dolu Ama bir varoşluk var Bu işte punk kısmı çünkü Cyber veya siber kısmı var yani Teknoloji sayesinde Çok iyi bir dünyaya gittiğimizi düşündüğümüz yapımlar da var ama genel olarak Cyberpunk şunu önemsiyor ki e, bence en e, fazla mesela bu da Deus Ex oyunundan bakın ortam yine bayağı şey. Yine e, en belirgin özelliklerden gözüne mesela e, eklenti takmış. Vücut parçalarının teknolojik şeylerle değişmesi. Bunlar çok yaygın e, simgeler ama gece olmasının şöyle bir olayı var. Gece suçu temsil ediyor. Neden? Çünkü Cyberpunk diğer e, bilim kurgulara göre mesela birçok bilim kurguda teknoloji gelişecek. Mesela geleceğe dönüşteki gelecek daha böyle iyi, pozitif yöndeydi. Ama e, aslında diyorlar ki Cyberpunk türündeki hikayelerde teknoloji geliştikçe normal insanlar e, teknolojiye sürekli adapte olmaya çalışarak Gittikçe fakirleşiyorlar ve büyük şirketlerde çok zenginleşiyor ve büyük şirketler dünyayı yönetmeye başlıyor. Yüksek gökdelenlerin tepelerinde yere hiç inmeden uçan arabalarıyla, helikopterleriyle bir yerden bir yere giden ama yer seviyesinde de ciddi fakirlik veya suç oranının arttığı bir dünyadan söz ediyorlar. Bu durum tamam neonları falan belki şu an yok. Dünyamızda ama bence yaşanıyor. Bunun en güzel örneği cep telefonlarımızda görebilirsiniz. Bir cep telefonu yaklaşık 2-3 senede bir eskiyor ve e, bu sene artık yine çok bilindik marka var bir tane biliyorsunuz elmalı falan. Bu markada artık şarj aleti çıkmayacağı falan söylendi hatırlarsanız. Yani e, kendi şeyine şirket artık insanlara... Şey yapmaya başlıyor Kabul ettiriyor ve insanlar Çok inanılmaz fiyatlara Bunları almaya çalışıyor ki Bunda da ülkemizde yanlış bir algı var Yabancı ülkelerde de Çok ucuz fiyatta değil o telefonlar Yani fiyatları artmasa Dahi herkes almıyor Her sene değiştirmiyor ama Sanki bir ihtiyaç gibi hissediyorlar Yani bu Cyberpunk'ın Olayı da öyle aslında Mesela ben en son teknolojiyi almalıyım Bazen görsel amaçlı mesela vücudundaki parçaları sırf estetik kaygıyla değiştirip daha güzel gözükme, daha çekici gözükme bunu planlayanlar var veya işte daha rahat etrafı soymak için ki e, e, bu oyunda bunu deneyimleyeceğiz. Bunları yapmak için e, teknoloji ulaşmaya çalışıyor ama çoğu zaman alacak parası olmadığından, çok büyük şirketlerin elinde olduğundan bir şekilde Kanunsuzca işler yapıyor. Özellikle Shadowrun'un ismi oradan geliyor. Mesela geceleri rana çıkıyorlar. Yani koşuyorlar mesela. Adam bir yere bağlanıyor. Bir yüksek güvenlikli binaya sızıyor. Ve işte bir parça çalıyor bir müşteri için. Veya yüksek teknolojili bir ürünü alıyor. Veya işte bilgisayara bağlanıyor. Kendini bağlıyor. Oradan bir veri çalıyor. Bakın bunların benzer teknolojilerin olduğu... Çok fazla film görürsünüz bilim kurgu. İşte kafayı bağlamak, gitmek mesela şey de biraz bunun tarafındadır. Mesela bu Black Mirror dizileri de birazcık mesela teknoloji geliştiği zaman herkes rahatça ulaşır ama... ...sosyal açıdan çöküntü başladığını o, o yöne yönelir. Mesela işte adam gözünü tekrardan kameraya kaydedebildiği için... Hasta oluyor böyle her şeyi tekrar tekrar izleyerekten analiz etmeye çalışıyor ve işte en sonunda bir şeyler oluyor falan spoiler vermeyelim ama yani orada o adam o teknolojiye ulaşabiliyor. Cyberpunk türünde böyle değil yani birçok insan baya sefalet içinde tamam bazı şeyler teknolojik yani mesela şimdi ben bunu da hep garip buluyorum yani. Bizim ülkemizde nedense tuşlu telefon kullanmıyorsan fakir değilsin gibi bir algı var ama halbuki işte canlı dersler, işte ne bileyim uzaktan eğitimler yani telefonla bile halledilemeyecek şeyler. Artık telefon şart eskisi gibi değil. Yani bu türde de orada gösterdiğimiz çok evet zengin olmayan yerlerde de teknolojik cihazlar bulunuyor bu fotoğraf gibi. Mesela baktığınız zaman işte bilgisayarlar, sokaklar, işte ışıklar, ışıklar. Bunlar ucuz çünkü teknoloji ucuz ama mesela bu kişiler sağlık için yeni bir e, implant vesaire istiyorsa veya cyberware diye geçiyor. Kıyafetle değiştirmek kendini giyilebilir teknoloji mesela biraz benziyor bizim de Apple Watch'lar işte saatler akıllı saatler şunlar bunlar sayılabilir ama onu direkt gömüyorlar vücuda bunları yapabilmek için ee, suça girebiliyorlar. Yine uyuşturucu çok önemli temalardan. Yine bunun bir benzeri mesela şeyde de işlenmişti. Detroit Become Human'da da. Yani onların hepsi bilim kurgu, androidlerin kendini geliştirmesi vesaire. Bunlar zaten tamamen ayrı şeyler değil. Yani bilim kurgu çatısı altındalar ama özellikle Cyberpunk tam olarak e, belirli bir noktayı hedefliyor. Bu punk kısmı işte gece ve suç üzerine kurulu Dünyayı anlatıyor ve gerçekten bence hani şu ana kadar en yakın gerçekte yaşadığımız dünyaya en yakın e, şeyi gösteriyor. Yani teknoloji ilerledikçe bu teknoloji üreten şirketler çok büyüyor ve gücünü Alttaki müşterilere bile dayatabiliyor yine gördüğümüz gibi bu şarj aleti mevzusunda Çünkü içinden kab çıkan kablo da Sanırım Type-C olduğu için Eski şarj aletlerine de uymuyormuş yani Tekrardan diyor git al diyor aslında çalışmayan bir ürün bile satıyor ama e, Alternatif olmadığından veya o kadar güçlü ki bunu Piyasaya yedirebildiği için bunu görebiliyoruz ki zaten benim bu videoyu tekrar çekmemdeki sebep de bu. Önce çektiğimde bu olay yaşanmamıştı. Size canlı kanlı bir örnek vermekte zorlanıyordum. Yani telefon örneği o zaman da vermiştim ama şu an gerçekten bir telefon çıkıyor ve insanlar bunu almak istiyor. Ama bunu istendiği için de hop ekstraları da buradan al falan böyle bir durum var. Yani ee, bu giderek artacak ve tabii ki buradaki kadar suç artmayacaktır ama bir miktarda mesela şey olmuştu yanlış hatırlamıyorsam Çin'de birisi organ satmaya falan çalışmıştı telefon alabilmek için son model geçtiğimiz senelerde bunlar yaşanmaya başlayabilir ki bence ee, dediğim gibi neon ışıklar belki yok ama onun dışındaki bütün o fakirleşme, bütün o teknolojiyi takip edememe, bütün teknoloji geliştikçe işte bilgilerin alınması burada onlar da var. Yani büyük şirketler çok rahatlıkla herkesin evine girebiliyor, arabasını kontrol ediyor. İşte bunlar gelecek zaten kendi kendine giden arabalar falan da. Yani her şey hakkında sizin hakkınızda bilgisi var, önünüze istediğiniz reklamlar çıkıyor, ilgilendiğiniz reklamlar çıkıyor. Yani Evet Görsel açıdan çok benzemiyor Evet kafamıza bir şey takmıyoruz Ama aslında bunlar bizim Yeni uzvumuz ve cyberpunk'ta tam olarak Bunu anlatıyor Umarım oyun Dedikleri kadar güzel olacak Ben uzunluğuna çok takılmıyorum Ben güzel bir hikaye güzel bir harita olsun Bana yeter zaten RPG bir oyun olduğu için birkaç postu oynayabileceğiz gibi duruyor. Güzel olacağını düşünüyorum. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın. Twitch'ten takip etmeyi unutmayın. Twitch'te biz bu oyunu oynayacağız. Bu oyun çok güzel olacak. Ama tür hakkında da genel bir bilgilendirme yapmış oldum. Size kesinlikle tavsiyem. Yani bir şekilde bilgisayarınız da bu yeni oyun'a hazır değilse. İndirimde bulduğunuzda Deus Ex serisini oynayabilirsiniz. Bu da gerçekten çok sağlam bir cyberpunk türünde. Ben böyle yukarıdan oyun oynamayı sorun etmem. Ben işte turn based combat yaparım diyorsanız. Bu çok gerçekten sağlam. Shadowrun serisi. Zaten şey de bedava vermiş de, Epic Games'te kanalı takip ediyorsanız. Bu oyunu belki almışsınızdır. Kütüphanenizde duruyordur. İngilizce bilmek gerekiyor biraz çünkü genel olarak yazı üzerine ama efsane Cyberpunk ortamını yaşatıyor. Ben bunu da tavsiye ederim. Yani hem silah olarak hem işte karizmayı kasabiliyorsunuz, eklentilerle işte şeye bağlanabiliyorsunuz, dek denilen alt arayüzlere, buza girme muhabbeti falan. Bunların hepsi Eski kitaplardan 1980'lerin kitaplarında geçiyor. Matrix de oradan esinlenmişti. Yani bunların hepsi bu oyunun içinde var. Ee, ama birazcık sıkıcı gelebilir. Herkese bunu tavsiye edemiyorum o yüzden ama Deus Ex'i ederim. Deus Ex'ten oynanıyor. Akıyor da oyun, gidiyor da. Hani ee, bu zamanlarda gider diyelim. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Cyberpunk'lı, bol siberli haftalar geçirin diyorum.